Evet, yabancı starlardan esinlenmeye, hatta çoğu zaman esinlenmenin ötesine geçip efendim kopyalamaya devam ediyoruz. Popçu Simge Sağ'ın As Bayrakları şarkısının klibinde Madonna'nın pozunun birebir aynısını kullandı. Yani buna artık esinlenme falan denmez, kopyala yapıştır denir. Copy paste diyorlar. Madonna o pozu New York Times için vermişti. Bunu da ilk fark eden, bu benzerliği ilk fark eden de müzik yazarı Naim Dilmener oldu. Naim Dilmener bu durumu şu sözlerle tiye aldı. Madonna Simge'yi taklit etmiş dedi. Sosyal medyada da neden bizim popçular orijinal olamıyor, yabancı yıldızları kopyalayıp duruyorlar sorusu tartışması başladı. Bunun üzerine yönetmenden de, klibin yönetmeninden de ilginç bir çıkış geldi. Klibin yönetmeni Seçkin Süngüç eleştiriler üzerine şunu söylüyor. Madonna'nın olduğu çalışmayı çok beğendik. Aynısını alıp klipte birebir kullandık. Zaten farkındayız, aynen birebir kullanmışsınız. Aynen. Bunda sakınca görmüyorum. Saklayacak bir durumda yok. Pardon da Madonna'dan esinlendik. Kibariye'den esinlenecek halimiz yoktu. Çok yani, buraya takılıyor ya insan. Hı. Bu sözlere Kibariye'den de sert bir tepki geldi. Kibariye diyor ki yerliyim değerliyim. Kesinlikle katılıyoruz. Hı hı. Ben de kopya yok. 40 yıllık kariyerimde Sezen Aksu, Tarkan, Şebnem Ferah ve Ahmet Kaya başta olmak üzere birçok değerli sanatçıyla çalışmalar yaptım. Sesimle, yorumumla yerli yabancı birçok yıldıza da ilham verdim diyor. Peki bu poz aslında kime ait efendim? 39 yıl öncesine gidelim. Aslında bu pozun ilk sahipleri Zeki Alasya ile Metin Akpınar, efsane ikili. 1976'da Osman Seden'in yönettiği Bu Adamlar Nereye Bakıyor filminde haberleri olmadan dev bir reklam kampanyasına konu olan iki genci canlandırmıştı. Filmin bu sahnesi Madonna'nın röportaj verdiği dergi kapağındaki pozu ve Simge'nin klibindeki görüntüyle birebir aynıydı. Nereden nereye demek istiyorum gerçekten. Kesinlikle ve nereye. Aklıma Kibariye'nin o sözü tekrar geliyor. Yerliyim ve değerliyim. Çok şimdi güzel. Diyebilir misiniz ki Madonna'da 39 yıl önce Metin Zeki'nin o filmini işte yönetmeni ya da derginin kapağını tasarlayan illüstratör bakmış da falan. Hayır, öyle bir şey olmamıştır diye düşünüyoruz. Ama Metin Zeki'nin de 39 yıl önce 1976'da Osman Seden'in yönettiği Bu Adamlar Nereye Bakıyor filminde aynı o poz. Ve de hatırlıyorum bir apartmanın üstüne yanlışlıkla şöyle açıyorlardı. Evet, ne kadar büyük tesadüf. Yıllar sonra Madonna albüm tanıtım röportajı için 9 Haziran 2019'da New York Times magazine neredeyse aynı kapağı veriyor ve Simge'nin değişik bir şeyler yapacağım diyerek her defasında Simge'nin yola çıkan. Simge'nin şarkısını çalabilir miyiz? Biraz dinleyelim bakalım yeni yani şarkıyı da. İddialıyım diyor çünkü. Diyor ki pop müziğe diyor kapak olsun, pop müzik biten diyenlere kapak olsun diyor ama. Bir gelsin As Bayrakları biraz dinleyelim. Biraz kendisine kapak olmamış mı? Bakayım As Bayrakları nakaratını dinleyelim. Bu arada nasıl bilecekler seni yaşamadan sensizliğin acısı. Bu şarkıyı ilk dinlediğimde Müge, sözler acaba Gülşen'e mi ait dedim. Çok benziyor Gülşen sözlerine. Gülşen'in slogan artık slogandır ya onun şarkıları da. Evet, Gülşen'in artık ya arkaya da ustaların böyle fotoğrafı, resmi çok geliyor işte. İnsan böyle bir başka oluyor Metin'le Zeki'yi görünce. Gülşen'in artık imzası gibi, ismi gibi şarkı sözleri de böyle anlıyorsun hemen Gülşen olduğunu. Bugün de Onur Baştürk Kelebek'teki köşesinde ne yazmış? Eğer Simge pop müzik bitti diyenlere bu şarkım kapak olsun, bu şarkım
onlara gelsin diye büyük bir iddiayla ortaya atılmasaydı As Bayrakları adlı son şarkısını belki bu kadar dikkatle dinlemezdim diyor Onur. Ne yazık ki şarkı aramıyor, sormuyor, hikayemden hiç düşmüyor. Yani Instagram hikayesinden bahsediyor. Diyen sözleriyle Gülşen şarkılarını andıran o bildik ve artık eski tarz yapısıyla pop müzik bitti diyenleri fena halde haklı çıkarıyor demiş. Evet, bir yenilik yok demek istiyor. Bu arada Simge'ye evet sarı saç çok yakıştı. Çünkü yüzü çok güzel ama acaba diyorum o koyu saçlı haline geri mi dönse? Müge, ha? Ben de yeni şarkıyla birlikte acaba saçlar koyulaşsa evet, mıydı? Evet. Geçenlerde de bir kuaförlerden al haberi derler. Hani sarı sanki onu olduğundan daha büyük gösteriyor. Kuaförde de bir hayranı demiş. Aa işte memnun musunuz? Çabuk dibi gelir bu renk boyanın falan. Çok memnunum demiş. Ben de bilmiyorum kendisi bu kadar memnun mu? Ama şöyle ki koyu renk saçta daha genç ve daha yaşının kadını olarak gözüküyordu. Hadi As Bayrakları şarkı falan. Benim en çok takıldığım ne biliyor musun? Hı. Yönetmenin Kibariye'den esinlenecek halimiz yoktu demesi. Evet. Bu da gencecik bir yönetmen. İsmini tekrar edelim. Seçkin Süngüç. Bu toprakta Kibariye, biraz evvel ekranı arkadaşlarımız getiriyor. Metin Zeki, Tarık Dünya Akan, starlarını Adile Naşit, çıkaralım. Şener Şen, Kemal Sunal gibi sesle Sezen Aksu gibi anlat anlat say say bitmez. Arkadaşlar sen de yönetmen çok genç bir insansın. Keşke Kibariye'den de esinlenseniz. Keşke diğer büyük üstatlardan da esinlenseniz. Esinlenmek ya da havalı olmak, büyümek, tartışılmak. İlla da Rihanna'yı, Jennifer Lopez'i, Beyoncé'yi, Madonna'yı mı örnek almak demek? Ya bir kişi de kalksın desin ki Şener Şen'in taklidini yapıyorum. Metin Zeki'nin Kibariye'nin izinden yürüyorum. Taklidini yapıyorum yok, desin. Hep yurt dışından bilmem ne metoduyla bunu büyüdüm. Bunu böyle bir üstünlük gibi görüyor değil mi? Ben? Bir ara hepsinin bütün oyuncuların dilinde Eric Morris tekniği vardı. Ne oldu? Eric Morris'le çalışanlar ekranda değil. Hepsini, Eric Morris kurtarsın. Eric Morris. Burada çok değerli isimler yaşıyor hayatta. Hiç Şener Şen'e gittim, ders aldım falan diyen yok. Ya da Ayla Algan'lara. Evet. Eric Morris falan böyle. Onu böyle bir üstünlük gibi görüyor. Şimdi Kibariye'den esinlenin tabii ki. Kibariye'deki gırtlak, Kibariye'deki kimse okuma, Kibariye'deki yorum. Ama ne güzel. Hani şey diyor ya, Simge diyor ya, bu şarkım pop müzik bitti diyenlere kapak olsun. Kibariye de genç yönetmene çok güzel kapak olacak cümleyi söylemiş. Yerliyim ve çok değerliyim güzel demiş. Ne kadar güzel lan.